hayat yaşıyorsun. Bu hayatın sonunda gerçek potansiyelini kullanmaya başlıyorsun. 40 yaşında da gelebilirsin, 60 yaşında da gelebilirsin. Kendi hayat sınavlarını ne zaman verdiğinle alakalı. Kader sayısı dediğimiz yer, hayatında geldiğin, yani tekamül olarak geldiğin son nokta olarak. Kendinle alakalı artık. O noktadan sonra insanların hayatına dokunmaya başlıyorsun. 5 bölü 7 diyoruz ya, işte 25 geldi. 2 artı 5'ten 7 geldi diyelim. Önceki 2 artı 5'i de incelememiz gerekir aslında. Kader sayısı dediğimiz, Dan Millman genellikle 3 haneli bir sayıdan oluşur. Bu üç haneli sayının sonuncusu kader sayısı diye adlandırılır. Ama aslında hayat amacı dediğimiz yerdir. Kaderimizi gerçekleştireceğimiz yerdir. Kader dediğimiz budur yani. Mesela şöyle düşün Mukaddes. Bir hayat yaşıyorsun. Bu hayatın sonunda gerçek potansiyelini kullanmaya başlıyorsun. Artık kendini bitirdin. Kendinle alakalı tüm sorunları çözdün. Ve insanların hayatına dokunma faslı başladı. Potansiyelini gerçekleştiriyorsun. İşte orayı yaşadığın yer aslında kaderini gerçekleştirdiğin ve hayat amacının son hanesi oluyor. Hakikatini buluyorsun. Hakikatinle hareket ediyorsun. Gerçek özünü, potansiyelini öğrenmeye başlıyorsun. Kader sayısı dediğimiz aslında kaderini gerçekleştirmektir ama hayat amacıdır. Gerçek adı. Hesaplanmasını anlatacağım. Çok basit bir hesaplaması var. Sonrasında kader sayısındaki rakamları da 1-2 diye böyle çakralar gibi anlatacağım. Tam anlamıyla çakralar gibi çalışmasa da ama çakralarla aynı prensiple çalışıyor. Şimdi kader sayısı dediğimiz arkadaşlar önce hayat amacı hesaplama metodudur. Ben bunu Instagram'ımda da paylaşıyorum hesaplamasını. Hazır ücretsiz analizime girerek de orada hayat amacı hayat kulvarı bölümünden bakabilirsiniz. Hesaplanması çok basit. Sadeleştirme falan filan onlar yok burada. Onu öncelikle belirteyim. Doğum tarihi rakamlarını dümdüz topluyorsun. O kadar. Dümdüz toplayacaksın. Mesela benim doğum tarihim işte 14.05 diyelim. 14 artı 5 değil. 1 artı 4 artı 5 bu şekilde. Rakamları tek tek baz alacaksınız. Ve sadeleştirme yok dediğim gibi. Mesela örnek veriyorum. Doğum tarihindeki tüm rakamları topladın Mukaddes. 25 geldi. 25 geldiyse 2 ile 5'i topluyorsun. Kader sayın 7 oluyor aslında. Örnek veriyorum doğum tarihi rakamlarını topladım. 28 geldi. 2 ile 8'i topluyorsun. Ne geldi? 10 geldi. O zaman senin hayat amacın 10 üzeri 10'la alakalı bir şey. İşte 39 geldi diyelim. 12 gelir. İşte 47 geldi diyelim. 11 gelir. 19 geldi diyelim. 10 gelir. Yani rakam doğum tarih rakamlarını topladıktan sonra bulduğunuz sayının rakamlarını bir daha topluyorsunuz. Bu Dan Millman hayatınızın amacı dediğimiz yöntemdir. Ama bu yöntemin son hanesi kişinin gerçek potansiyelini çıkaracağı, bulacağı yerdir. Mesela ben kendimden yani, bahsediyorum. 30 mesela benim 30 biliyorsun. Senin de 3. 3 yani 0 atıyoruz değil mi o zaman? Yani 0 atıyoruz derken 3 artı 0 yaptığında 3 gelir. Yani toplamada değersiz şey bir değeri yoktur 0'ın ondan. 3 artı 0'dan 3 gelir. Mesela ben kendimden bahsedeyim. Benim doğum tarihi rakamlarımı topladığımda 27 geliyor. 2 artı 7'den 9'um ben aslında. Kaderimi, potansiyelimi gerçekleştireceğim yer 9. çakra. Yani 9 rakamı. Ama sor bakalım bana ben şu an bu potansiyelimi gerçekleştirebiliyor muyum? Hayır. Yani kendimi bildiğim için söylüyorum hani. Bütün numarayı tanımlıyım. Ben hala 7. çakradayım. Yani hala bir önceki adımdayım. Ve bu kolay değil. Düşünsene Mukaddes. Hayatla alakalı en önemli sınavlarını verip çakralar üzerinden hayat sınavlarını bir yani verdikten sonra bir dengeye getirmen, bütünsel dengeye ulaşman gerekli ki kendinle işin bitsin. Sonra artık insanların hayatına dokunmaya başlar. Ben henüz daha o yolun yarısındayım. Başarmadığımı ben direkt zaten kendi tasarımdan biliyorum. Başardım diye bir şey de yok. Başardığımı daha çok 9. çakraya geçtiğimde göreceksin. Ama şu an ben hala 7'deyim.
7. çakrayı aktif bir şekilde kullanıyorum. 7 rakam üzerinde titriyorum. Doğru mu anladım? Şimdi bir dakika. Sen evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. çakraya geldin. Öyle mi? Evet. Ben şu an 7. Hayır. 1, 2, 3, 4 diye düşünme. Ben 27 bölü 9'dum. Hı. Ama yani benim kader sayım 9. Kader sayısı dediğimiz ne biliyor musun kardeş? Diyorum ya. Hayatının son noktası diyeceğim, yanlış anlayacaklar. Hayatının son noktası dediğim, buraya 40 yaşında da gelebilirsin, 60 yaşında da gelebilirsin. Kendi hayat sınavlarını ne zaman verdiğinle alakalı. 20 ben yaşında an... da gelebilir misin? Gelebilirsin. Çok nadirdir. Hı. Daha henüz öyle bir şey görmedim ama belki kristal çocuklarda falan olabilir, bilemiyorum. Henüz o kadar daha erken değil ama 40'lı yaşlarda... Yani kader sayısı dediğimiz yer, hayatında geldiğin yani... tekamül olarak geldiğin son nokta olarak mı? Yani aşarak geldiğin... Son nokta geldiğin... demeyelim de kendinle alakalı artık. O noktadan sonra insanların hayatına dokunmaya başlıyorsun. Örnek veriyorum. Bir yazılım geliştiriyorsun. İnsanların hayatına dokunmak için. Onların hayatını değiştirmek için. Hmm. Bir işte bir şey keşfediyorsun. Örnek veriyorum. Spiritüel alanlara giriyorsun. Oradan insanların hayatına dokunuyorsun. Ya bunun örneklerini milyonlarca çoğaltabiliriz. Ama şunu diyorum. Doğum tarih rakamlarını topladın, 25 geldi mesela. 7'dir. Senin kendi potansiyelini kullanacağın yer 7 rakamı üzerinedir. Bunu nasıl kullanacağın alanla alakalıdır. Onlara birazdan geleceğim. Her bir rakamı tek tek anlatacağım zaten. Ama mesela seninki 30. Bütün rakamları topladın 30. 3 artı 0'dan senin 3 geliyor. Yani senin gerçek potansiyelini kullanacağın yer 3 rakamıyla alakalı. Kader sayın 3'tür aslında. Hani bu şekilde anlatıyorum. Hayat amacın 3'ten geçiyor. Yani insanların hayatına dokunacağın yol 3. yol. Öyle diyeyim artık. 3. çakra. Bu şekilde yani aklınızda nasıl imajine edebiliyorsanız. Peki bu rakamların anlamı ne? Şimdi kader sayısını bulurken ki önceki rakamları burada tek tek işlesek herhalde bir 10 yayın falan anca yeter. Yani mesela örnek veriyorum 25 bölü 7 diyoruz ya işte 25 geldi. 2 artı 5'ten 7 geldi diyelim. Önceki 2 artı 5'i de incelememiz gerekir aslında. Ama işte bunları yayında işlemek mümkün değil. Yani. 2'yi ayrı, 5'i ayrı inceleyip sonra 7'yi incelemek lazım. Aynen, aslında gerçeği budur. Ama işte bunlar analizde, eğitimde detaylıca incelenebilecek şeyler. Yayında anlatalım desem yani dediğim gibi önümüzdeki 6 ayı kapatmamız lazım seninle en az. 6 ayı kapatalım ki detaylıca hepsini inceleyelim. Ki ben eğitimlerimde bile bunu incelemiyorum. Bunun mantalitesini insanlar üzerinde oturtuyorum. Zaten kitabı bilgilerde bunlar yer alıyor. Ama mantığını bilmeden okuduğunuz hiçbir şeyden hiçbir şey anlamazsınız. Aklınız daha da çok karışır. Kafama bir yani, şey takıldı. 30 ya. 3'ü evet. Ayrı, 0'ı ayrı. Yani 0. 0 da mı bir şey ifade ediyor? Tabii ki de. Sıfır, ha, geleceksin 10, 10, 10. Oraya. Evet. Tamam. Oralara geleceğim. Oralara geleceğim. Şimdilik bir başlayalım. Hangi rakam ne anlam ifade edebilir? Bunlara değinelim. Mesela şimdi bir rakamından başlamayacağım. Çünkü kristal çocuk değilse eğer bir kişi, kristal çocuğa da değineceğim şeyin sonunda, bu yayının sonunda. Kristal çocuk değilse kader sayısı matematiksel olarak bir çıkamıyor mukaddes. Yani en düşük iki çıkabiliyor. Öyle söyleyeyim. Hatta aslında iki de çıkamıyor. Bir ve iki beraber çıkabiliyor. O yüzden bu noktada bir ve iki beraber incelememiz gerekiyor. İki tek bir ihtimalde çıkıyor. Senin örneğinin aynısı. Sen 30'dan 3 geliyorsun ya. Hı-hı. 20'den 2 gelebiliyor. O kadar. Başka 2'nin gelebileceği bir yer yok yani. 20'den 2 gelenler.